yöntemlere devam ediyoruz. İstatistiksel yöntem. Burada önce genel bir bilgi verelim. Ölçme, deney, gözlem gibi yöntemlerden elde edilen bilgilerin sayılarla ifade edilmesidir. Ölçme sayesinde deney sonuçları somut, açık ve kısa olarak açıklanabilir hale gelir. Dolayısıyla da psikolojinin bilimselliği pekişir. Psikolojide kullanılan en önemli ölçme tekniği ise korelasyondur. Korelasyon şu demek, tanımı şu. İki ya da daha fazla değişken arasındaki ilişkiyi gösterir. İki olaydan birinin ortaya çıkması diğer olayın görülme sıklığını ne kadar arttırır, ne kadar azaltır? Korelasyonda buna bakarız. Ve bu iki değişken arasındaki ilişki miktarını gösteren sayı ise korelasyon kat sayısı olarak adlandırılır. Korelasyon kat sayısı artı 1 ile eksi 1 arasında değişir. Artı 1'e ya da eksi 1'e ne kadar yaklaşılırsa ilişki miktarı o derece kuvvetlidir. Sıfıra yakınlıksa ilişkinin az olduğu ya da hiç olmadığı anlamına gelir. Şimdi şöyle bir çizelgede öncelikle bakalım. Çizelgenin sağ tarafı yani artı bire yakın olan taraf şurası pozitif korelasyon olarak adlandırılır. Eksi bire yakın olan kısmı negatif korelasyon olarak adlandırılır. Nötr korelasyonsa sadece sıfırla ifade edilir ve değişkenler arasında hiçbir şekilde ilişkinin olmadığını gösterir. Pozitif korelasyon değişkenlerden birisi arttığında diğeri de artıyorsa ya da değişkenlerden biri azaldığında diğeri de azalıyorsa yani aralarında doğru orantı varsa biz pozitif korelasyondan bahsederiz. Mesela zeka düzeyi arttıkça başarı artacaktır. Alkol tüketimi arttıkça kaza yapma olasılığı artacaktır. Dikkat arttıkça kaza yapmama olasılığı artacaktır ve bu değişkenler arasında aynı şekilde azalma durumu da söz konusudur. Zeka düzeyi azaldıkça başarı azalacak. Alkol tüketimi azaldıkça kaza yapma olasılığı azalacak. Dikkat azaldıkça kaza yapmama olasılığı azalacaktır. Bunların aralarında doğru orantı var. Bir tanesi artarken ötekisi de artacak, bir tanesi azalırken diğeri de azalacak. Korelasyon katsayısı artı bire ne kadar yakınsa ilişki o kadar kuvvetli demektir. Sıfıra ne kadar yakınsa ilişki o kadar az demektir. Mesela zeka düzeyi ile başarı arasında büyük olasılıkla artı 80 gibi bir ilişki vardır mesela. Bu ilişkinin kuvvetli olduğunu gösterir. Artı 20 gibi bir ilişki olsaydı bu sıfıra daha yakın bir ilişki olacaktı. Dolayısıyla biz buna daha az bir ilişki miktarı diyebilirdik. Negatif ya da olumsuz korelasyon. Değişkenlerden biri arttığında diğeri azalıyorsa ya da değişkenlerden biri azaldığında diğeri artıyorsa aralarında ters orantı varsa biz buna negatif korelasyon deriz. Mesela kaygı düzeyi arttıkça başarılı olma olasılığı düşecektir. Ya da dikkat arttıkça hata yapma olasılığı azalacaktır. Ya da ortamdaki gürültü şiddeti arttıkça dikkat azalacaktır. Aralarında ters orantı olduğu için biz buna negatif korelasyon deriz. Burada öğrencilerin en çok karıştırdığı nokta şudur. Aynen pozitif korelasyonda olduğu gibi korelasyon kat sayısı büyük sayıya ne kadar yakınsa ilişki o kadar kuvvetlidir. Sıfıra ne kadar yakınsa ilişki o kadar azdır. Nötr korelasyonsa değişkenler arasında ilişki yoktur ve sadece sıfırla ifade edilir. Yani aralarında hiçbir alaka yoktur değişkenlerin. Mesela boy uzunluğu ve güzel resim yapma arasında sıfır korelasyon var. Matematik bilmekle kendine güven arasında sıfır korelasyon var. Saç rengiyle zeka arasında sıfır korelasyon var. Ve yine tekrar edelim nötr korelasyon sıfırdan başka bir değer alamaz. Bununla ilgili bir örneğe bakalım. Bu en çok karıştırılan kısımdır. Aşağıda korelasyon katsayılarının hangisinde ilişkinin en kuvvetli olduğu söylenebilir. Genellikle öğrenciler burada hemen artı 90'a atlarlar. Ama yanlış şuradadır. Biz ne dedik? İlişki eksi 1'e ya da artı 1'e ne kadar yakınsa ilişki o kadar kuvvetlidir. Dolayısıyla C seçeneğinde eksi 98 evet buradaki ilişki negatiftir fakat en kuvvetli ilişkidir. Müzik